Ataşa patlamasında Heybetullah Güleç kardeşimi kaybettim. Kısacası adaleti olmayan bir ülkede adalet arıyoruz desem yeridir. Bunu niye söylüyorum? Çünkü 6 senedir bu dava devam ediyor ve 6 seneden beri sorunlar hiçbir şey olmamış gibi hala görevlerin başında duruyorlar ve bu da biz aileleri son derecede üzüyor ve incitiyor. Şimdi bizim duruşmamız zaten başlı başına bir trajikomiktir. Bizim davamızdaki ceza davasına bakan hakimler bu 4. hakim oldu. Aynı zamanda 2 tane de savcı değişti. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bir hakim tam dosyanın içeriğini anlayacak ve çözmeye yakın zamanda o hakimin yerine başka bir hakim atanıyor. Ve tekrardan o hakim bu sefer dosyayı ele alıyor. Tam kavradı derken bir başka hakim, yani böylece uzatıp gidiyor. İşte bu son 4 Ekim'deki duruşmamızda hakim inanılmaz derecede ailelere karşı bir tepkiliydi. Sanki orada aileler sanık, sanıklar da mağdur gibi bir ortam yaratıldı. Biz doğal olarak bu davanın bu kadar uzun zamana yayılmasından dolayı aileler olarak bir kere kaygılandık. Ve hiçbir şey yapmadığımız halde bir refleks icabı, işte canımız sıkıldı, neden bu şekle giriyorsunuz diyerekten biraz bir tartışma geçti. Şimdi işin esası şudur, biz 6 seneden beri şunu diyoruz, Türkiye'deki işçi cinayetlerinin önüne geçebilmek için, evet biz Davutpaşa'da 21 kardeşimizi kaybettik ama eğer Davutpaşa'daki sorumlular gerçek anlamda ceza almış olsalardı ve hak ettikleri cezaya çarptırılsaydılar, şu anda belki Esenyurt olmazdı, Osim, İvedik'te yaşanan patlamalar olmazdı ve birçok işçi cinayetlerinin önüne geçilmiş olacaktı. Çünkü sorumlular kendilerine şöyle bir hesap çıkarıyor. Ya Davutpaşa'da bir şey olmadı, ben de burada işçileri öldürsem bana da bir şey olmaz. İşte biz bütün bunların önüne geçebilmek için dedik ki Davutpaşa'daki bütün sorumlular ama eksiksiz bir şekilde yargılansın, adalete hesap versin. Hem aileleri hem de kamu vicdanının rahat olsun. Ama maalesef 6 senedir bizi işte hakimleri değiştirerekten, savcıları değiştirerekten oyalıyorlar. Bu da son derecede üzücüdür. Bilirkişi raporu, yeni bir bilirkişi raporu istenmişti mahkeme tarafından 8 ay önce. Ve duruşmaya günler kala bilirkişi heyetine katılan bir tane şahıs durdu. Ben istifa ediyorum. Bilirkişi heyetinden ayrılıyorum. Buna bu sefer de mahkeme gerekçe olaraktan tekrardan yeni bir bilirkişi işte heyetinin kurulmasını ve ondan sonra dosya hakkında ileriki zamanlarda görüşünü bildirecekler. Peki bu süreç içerisinde siz adalet talebinizi tekrarladınız, bu başvuruları yapmaya devam ettiniz. Yetkililerden size ulaşan birisi oldu mu? Yetkililer zaten görmedim, duymadım diyorlar. Siz de görmeyin, duymayın yani. Biz burada 22. vicdan ve adalet nöbetimizi başlatıyoruz. Bakın ve biz burada her vicdan ve adalet nöbetinde şunu diyoruz ki, diyoruz ki buradaki resimlerin sayısı artmasın. Burada biz sevdiklerimizi kaybettik ama onları da geçtik. Artık başka insanlar ölmesin, başka ocaklara ateş düşmesin. Yetkililer zaten vurdum duymazın önde gelen, onu biliyoruz da biz STK'lardan şunu bekledik. Ya sizin varlık sebebiniz işçiler yaşarken mi sadece görevinizi yapıyorsun? Aslında işçiler öldükten sonra da sizin bu işçilerin, ailelerin, yakınların yanında olmanız lazım ki ve hatta duruşmalarına katılmanız lazım ki vicdan ve adalet nöbetine destek vermeniz lazım ki yetkililer belki ancak bu şekilde sesimizi duyabilir. Ama bunlar mesela sanki bu ülkede ölen bu işçiler değil, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı devleti vatandaşları değil. Bizim ülkedeki STK'lar son derece duyarsız ve kayıtsız. Bunu da ben şahsen şunu çok üzülerekten izliyorum. Her seferinde biz işçi temsilcisiyiz diyorlar. Ama bakın burada işçilerin aileleri burada. İşçiler hayatını kaybetmiş. STK'ları hiçbir tanesini göremiyorsun. Şimdi kameraların karşısına çıkıp da işte ben adaletten bahseden, ezilenden bahseden ve işte işçilerin temsilcisiyim diye naralar atanları biz bugün burada görmüyoruz ve bunu da şiddetli bir şekilde de kınıyoruz. İşte böyle bir ülkede STK'ların olmadığı bir yerde biz aileler olarak kendi çabamıza yetkililere ne kadar sesimizi duyuracağız? O da ayrı bir düşündürücü.